Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yerli ve milli kabiliyetleriyle dünya çapında birçok ilke imza atan ve bu ilkleri bünyesinde barındıran Türkiye'de gururlandıran müthiş bir gelişme daha yaşandı. Ulaşılan son bilgilere göre Türk savunma sanayisi yerli ve milli atılımları doğrultusunda elektronik harp yeteneğini bünyesinde barındıran dünyanın ilk insansız su üstü aracını üretti. Bu gelişmeyi ise bizzat en güvenilir kaynak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir duyurdu. Resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Sayın İsmail Demir yaptığı bu paylaşımda Türk savunma sanayisinin en yeni ve en güncel ürününü duyurdu. İsmail Demir Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Türkiye, sahada oyun değiştirici olarak gösterilen silahlı insansız hava araçlarından sonra silahlı insansız deniz araçları konusunda da iddiasını ortaya koyuyor. Marlin silahlı insansız deniz aracı, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı oldu. Geriden gelen değil, öncü olan Türkiye ifadelerine yer verdi. Bu ifadelerin kullanıldığı paylaşımla beraber İsmail Demir Twitter üzerinden Marlin Sidan'ın seyir halindeki görüntülerini de kamuoyuna sundu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinatörlüğü altında Aselsan ve Sefine Tersanesi'nin işbirliği neticesinde yerli ve milli olarak geliştirilen Marlin'in kıyı ve aynı zamanda açık denizde savunma ve taarruz amaçlı deniz harbi operasyonlarında kullanılmasının planlandığı aktarılmaktadır. Bir Reddit kullanıcısının yaptığı paylaşıma göre Aselsan tarafından geliştirilen dünyanın ilk elektronik harp kabiliyetine sahip insansız su üstü aracı Marlin ilk olarak NATO tatbikatına katılacak. Adını açık denizlerde çok hızlı ve keskin bir şekilde hareket edebilen bir balık türünden alan Marlin Sida, sahip olduğu üstün teknolojiler ve taşıyabildiği faydalı yüklerle muadillerinin çok önünde bir sistem olarak gösteriliyor. Bildiğiniz gibi Türkiye uzun yıllardır elektronik harp konusuna oldukça büyük yatırımlar gerçekleştirdi. Bu yatırımları gerçekleştiren firmaların başında ise Aselsan gelmektedir. Elektronik harp, günümüz ve geleceğin teknolojisi ve hatta geleceğin olmazsa olmaz teknolojileri arasında gösteriliyor. Daha öncesinde Türkiye geriden gelerek yakaladığı günümüz teknolojisiyle silahlı insansız hava araçları alanında lider konumuna kadar yükselmişti. Şimdi ise geleceğin teknolojilerine bugünden hazırlanıyoruz. Hali hazırda Aselsan'ın oldukça başarılı elektronik harp sistemleri mevcut. Koral ve Türevi birçok kara elektronik harp sistemimiz envantere katılmış durumda. Fakat artık Aselsan ve Sefine Tersanesi'nin işbirliği sayesinde bu elektronik harp gücümüzü denizlere taşımış bulunmaktayız. Bildiğiniz gibi silahlı insansız hava araçları sektöründe bu kadar başarılı olduysak, bunun arka planında aslında en büyük başarıyı elektronik harp teknolojilerine borçluyuz. Elektronik harp teknolojileri tüm ülkeler tarafından üretilmeye ve kullanılmaya çalışılıyor. Türkiye'de ve dünyada kara araçları olarak birçok elektronik harp sistemi geliştirildi ama Aselsan ve Sefine Tersanesi dünya tarihinde bir ilke imza atarak elektronik harp teknolojisini denize taşıdı ve bunu insansız bir deniz aracıyla yapmayı başardı. Maalesef ki şu anda Marlin silahlı insansız deniz aracımız hakkında çok net bilgilere sahip değiliz. Ama gelecek her türlü bilgi güncellemesini sizlerle anlık olarak paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz. Bu sebeple bu tarz gelişmeleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Şimdi gelelim elektronik harp sistemlerinin neden bu kadar önemli olduğuna. Elektronik savaş veya elektronik harp, askeri terminolojiye radyo dalgalarının kullanımı ve bir ordunun taktik teknolojik üstünlüğünün savaşın sonucunda belirleyici rol oynamaya başlamasıyla girmiş bir harp terimidir. Genel olarak çeşitli tekniklerin kullanımı ile elektromanyetik tayfın
düşman güçlerince kullanımını tamamen engellerken, bir taraftan dost kuvvetlerce kullanımını askeri amaçlara en uygun şekilde azami yararı sağlayacak hale getirmeyi hedefler. Elektronik savaş kendi içinde 3 ana bölümde incelenebilir. Bunlar elektronik destek, elektronik saldırı ve elektronik savunma olarak karşımıza çıkmaktadır. Elektronik saldırı, askeri güç ve teknolojik altyapı kullanılarak düşman güçlerinin radyo dalgaları ve radar frekans bandı başta olmak üzere elektromanyetik tayfı kullanmalarının engellenmesi, bu suretle seyri sefer, hedef tespit, takip, telekomünikasyon ve istihbarat paylaşım yeteneklerinin azaltılması, komuta zincirini oluşturan halkaların birbiriyle elektronik haberleşmesinin engellenmesidir. Elektronik saldırı aktif veya pasif olarak icra edilebilir. Elektronik savunma ise dost ve müttefik güçlerin elektronik teçhizat, araç, haberleşme, altyapı, ateş gücü ve karargahlarının düşman unsurların elektronik saldırılarından korunmasıdır. Elektronik savunma ayrıca dost kuvvetlerin kendi elektronik saldırı metotlarından korunması için de icra edilir. Aktif elektronik savunma teknikleri arasında frekans atlamalı geniş spektrum askeri telsizler gibi bazı ekipmanın değişen elektronik harp koşullarına göre teknik modifikasyonu örnek gösterilebilir. Pasif elektronik savunma biçimleri arasında ise özellikle operatör personelin günün koşullarına ve düşmanın kullanabileceği olası yöntemlere karşı eğitim alması başrol oynamaktadır. Elektronik karşı tedbir ekipmanı elektronik savunma kategorisinde değerlendirilir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın diyelim, hoşça kalın.